İnsanlar bazen çok yalan söyleyen birine patolojik yalancı derler. Çok yalan söylemek iyi bir alışkanlık olmasa da patolojik yalancının resmi tanımına uymaz. Birini patolojik yalancı olarak tanımlamak için o kişinin sık sık ve gereksiz yere yalan söylüyor olması gerekir. Psikiyatristler yüzlerce yıldır patolojik yalan söylemeyi bir davranış türü olarak kabul etmiş olsalar da psikiyatrik rehber kitabında resmi bir tanı olarak listelenmemiştir. Ancak bu gerçek ve rahatsız edici bir durumdur. Yalan söylemek yaygın bir davranıştır. Birisi yalan söylediğinde bunu yapmak için genellikle bir sebebi vardır. Patolojik yalancılar genellikle sebepsiz yere yalan söylerler. Yalanları kapsamlı ve ayrıntılıdır. Yalan söyleme dürtüleri zorlayıcıdır. Bu onlara zarar verse bile genellikle hikaye uydurma dürtülerini kontrol edemezler. Yalanları yüzünden işlerini kaybedebilir ve ilişkilerini mahvedebilirler. Patolojik yalancıların söylediklerinin doğru olup olmadığını anlayıp anlamadıkları açık değildir. Bazı insanlar açıkça yanlış olsalar bile söyledikleri şeylere tamamen inanırlar. Bazı yalancılar ancak yalanlarının yanlış olduğu kanıtlandığında yalan söylediklerini kabul ederler. Patolojik yalan genellikle ergenlik çağlarında başlar ve seneler boyunca devam eder. Patolojik yalan çoğu insanın ara sıra söylediği yalanlardan farklıdır. Aldatma veya madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları saklamaya çalışan bir kişide görebileceğiniz sahtekarlık kalıplarından bile farklıdır. Araştırmacılar patolojik yalancıların iyi bir sebep olmadan ve sonuçları hakkında endişelenmeden yalan söylediklerini keşfettiler. Genellikle yalan söylemeyi planlamazlar. Ayrıca kendileri hakkında ayrıntılı hikayeler uydururlar. Bu yaşam boyu süren bir davranıştır ve yalan söyleme dürtülerini kontrol edemezler. Patolojik yalancılar çoğu insandan daha fazla yalan söyler. Diğer insanların onlara inanmasına yetecek kadar gerçek hikayeler uydurabilirler. Daha sonra orijinal yalanları desteklemek için daha fazla yalan eklemek zorunda kalırlar. Söyledikleri yalanlar tuhaf ve kolayca çürütülebilir olabilir. Mesela bir şekilde ödül aldıklarını iddia edebilirler veya hala yaşayan aile üyelerinin öldüğünü söyleyebilirler. Çoğu insan uyuyakaldığını kabul etmek yerine trafik yüzünden geç kaldığını söylemek gibi hoş olmayan sonuçlardan kaçınmak için küçük yalanlar söyleyebilir. Patolojik yalancıların net bir nedeni yoktur. Kendilerine fayda sağlamayan ve gerçek ortaya çıktığında onları gerçekten incitebilecek hikayeler anlatırlar. Patolojik yalan yıllarca olur. İnsan gençken başlar ve süresiz olarak ve hayatın her alanında devam eder. Sahtekarlıkları insanların onlar hakkında en çok hatırladıkları şey olabilir. Patolojik bir yalancı depresyon veya anksiyete gibi başka zihinsel koşullara sahip olabilir. Ancak yalan söylemenin nedeni bu hastalıklar değildir. Patolojik yalan bir durumdur. Başka bir şeyin belirtisi değildir. Patolojik yalanı tedavi etmek karmaşıktır. Hiçbir ilaç sorunu çözmez. En iyi seçenek psikoterapidir. Ancak terapi bile zorluklar doğurabilir. Çünkü patolojik yalancılar yalanlarını kontrol edemezler. Sorunu doğrudan ele almak yerine terapiste yalan söylemeye başlayabilirler. Tedavi, kişinin neye ihtiyacı olduğuna ve terapi seansları sırasında neye tepki verdiğine bağlı olacaktır. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.